Arkadaşlar National Gallery'deyiz. Scottish National Gallery'deyiz. Şurası donation kutusu. Çok hoşuma gitti. Böyle tosbağalar taşıyor bunu falan. Burada ne yazıyor? Okuyamıyoruz tabii ki Latince. Neredeyiz Nuşan? Bir selam ver bakayım arkadaşlara. National Gallery'deyiz. Şöyle. Yalnız arkadaşlar burası çok büyük ve çok kısa sürede gezmemiz gerektiği için ben burayı hızlı hızlı geçmek durumundayım. Sadece size şöyle resimleri göstereceğim. İlgilenen arkadaşlar videoyu dondurarak tek tek inceleyebilirler. Google Lens'ten tablo ile ilgili bilgi edinebilirler. Sizin için yapabileceğim tek şey bu. Zaten dediğim gibi videoları ben kendim için çekiyorum. Şurada da Bobby'nin resmi var. Sanırım Bobby yani. Bu galerinin bu kısmı klasik eserlerle alakalıymış. Yarın da modern eserle, modern sanat kısmına gideceğiz. Şu Palmira'nın yıkılışı tablosu. Palmira Suriye'de bir kasaba, tarihi, turistik. IŞİD geldi ilk de ayrı konu. Şöyle bu iki kız kardeş heykeli. Heykelin mükemmelliğine bakar mısınız? Şurada bir Uffizi, Napoli'de normalde Uffizi galerisinde bulunan bir Venüs heykelinin şeymiş, o kopyasıymış. Buraya yer ayırttırarak, rezervasyon yaptırarak geliyorsunuz. Rezervasyon yaptırdığınız saatte gezebiliyorsunuz. Orada ne var bilmiyorum ama insanlar bir kuyruğa girmiş. Belki özel bir sergi vardır. En son çıkar bakarız. Şu karşı tarafı da geçelim, gezelim bir bakalım. Sonra yukarıya gideceğiz. Yukarıda şey varmış. Empresyonizm kısmı varmış Nuşen. Şu bir videoyu bitirelim, ondan sonra oraya da bir çıkarız. Bu katı bitirelim. Şu masa çok hoşuma gitti. Aslan ayaklı ve aslan kafalı bir. Aa, bu ne? Bu hangi katedralmiş? Bak burayı merak ettim şimdi mesela. Demin bakmışım. Şurada da bir tane oda var. Oraya da bir girelim. Olur aslında. Dutch and Flemish Art. Ablam müsaade et. Bu tablolar çok koyu yalnız. Ancak tek tek buradan bakarım. Videodan daha sonra incelerim yani. Burada bazı resimlerin şeylerini satıyorlar. Kopyasını. Burada daha çok dini tablolar var. Hazreti İsa çağıma gelişi, yükselişi. Şu masa da çok güzel. Nuşen çekil bakayım. Şurayı alalım. Aa bak burada da şey varmış Nuşen. Nuşen. Ben bu heykeli tanıyorum. Bir yerde açıklaması vardır inşallah. Burada ufak boyutlu resimler var.
Oy, şunun çerçeveleri bile ne kadar güzel değil mi Nurşen? Şu kadının kafasındaki örtü falan incik feli kıza benzemiyor mu? Şu da bak çok güzel, üç boyutlu gibi. Bazen üstüne cam var. Aynı vazifesi yapıyor. Net çekim yapamıyorum ama. Bu da taç giyme törenine benziyor ama. Kimin taç giyme töreni bu? Trinity Altar Piece diyor. Buradayım şekerim, bir dakika. Müzenin üst katındayız. Burada daha 18. 19. yüzyıl modern sanat eserleri var. Alt katı daha çok beğenmiştim. Burada dua eden rahibeler var. Diğer odaya geçeceğim. Çok güzelmiş. Abicim yürüyün. Fotoğraf çekeceğim. Adamlar parselledi burayı. Yürüyün kız. Nurşen. Bu katı beğendin mi şekerim? Bunlar ne fotoğraf gibi duruyor değil mi bunlar? Çok güzel. Ben size bir geçeyim. Bu da buranın dışı gibi duruyor. Bu kim, neymiş? Chris Healing Blind Man. Ha yok. Hazreti İsa kör adamı iyileştiriyormuş burada. Benim gözüm görmediği için yazıları okuyamıyorum. Abiler de önüne bir şey koymuşlar. Şu bildiğiniz fotoğraf gibi duruyor. Ne kadar güzel. Ablacığım bir çekelim bakayım. Burası da yeşil salon. Mavi salon, yeşil salon. Rengarenk, farklı renklerde salonlar yapmışlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu Scottish Galeri'nin klasik sanatla ilgili olan bölümünden çıktık. Şurada böyle bir parça daha var ama orada güneş var, o göremiyoruz şimdi. Gördüğünüz gibi antik Yunan tapınağı şeklinde tasarlanan bu bina klasik sanat galerisi olarak kullanılmaktadır. Muhtelif yıllarda restore edilmiş, son şeklini almış. İçinde bu kısmında herhalde araştırma kütüphanesi de varmış. 1300'den 1900'e kadar olan dönemi kapsıyor ve yaklaşık 50 bin cilt kitap, dergi, slide ve mikrofişle bazı özel koleksiyonları içeriyor burası. 1859'da halka açılmış. Şimdi kamerayı kameramanıma verip sizinle vedalaşacağım. Evet arkadaşlar, National Gallery'yi gezdik bugün. Yani Ulusal Galerisi, İskoçya Ulusal Galerisi'ni gezdik bugün. Nasıl Nurşen, beğendin mi? Burayı da beğendim. Biz buraları çok beğendik. Yani ilk katı çok beğendim. Klasik sanat eserleri vardı. İkinci katta biraz daha modernize olmuş. 1800'lü 1900'lü yıllara geçiş yapılmış. Ama bu büyük tablolar falan vardı ya, Instagram'da da Reels olarak attım bunları.
Her birinin ayrı bir hikayesi vardı. Tabii ki hepsini tek tek açıklamak isterdik ama süremiz kısıtlı. Çünkü buraya rezervasyon yaparak geldik ve sadece 1,5 saatimiz vardı. Önce kendi özelimizle hani tabloları tek tek inceledik. Sonra kısa bir video çekip çıkmak durumundaydık. O yüzden uzatamadım tek tek tabloları. İsteyen, yani çok merak eden, görmek isteyen ekran görüntüsü alıp Google Lens'e sorunca çıkıyor değil mi? O tablo kime ait ve hikayesi çıkıyor. Yok, ben öyle hatırlıyorum. Bir de galerinin web sitesinde detaylı açıklamalar var. Galerinin web sitesinde de detaylı açıklamalar muhtemelen vardır. Ben galerinin web sitesinde aşağıya açıklamalar kısmına da koyabilirim. Yorum olarak da sabitleyebilirim. Umarım beğenerek gezmişsinizdir. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bizi desteklerseniz artık Nurşen'le ortak kanal olduk. Aa, öyle mi? Öyle oldu. Kızım, peki. İngiltere'de video çekmeye ne bize vermiyorlar. Sen ne diyorsun? Öyle mi? Bana önden verdiler. Bana da. Onun için işte bizi destekleyin. Bundan sonra videolarımda Nurşen bizimle birlikte gezecek. O bizim çocuğumuz oldu artık. Evlat edindik onu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.